tropikal meyveleri anlatmaya devam ediyorum. Şimdi size papayayı anlatacağım. Papaya bakın böyle bir meyve. Dışı yeşil, içi böyle hafif turuncu, sarı renkli bir meyve. Bunu böyle aynı kavun gibi dilimliyorsunuz ve kavun gibi dilimledikten sonra yiyoruz. Papaya hakikaten çok değerli bir meyve. Çünkü B vitamini kompleksi, B1, B5, B2, B6 vitaminleri yoğun olan bir meyve. C vitamini yine papayada oldukça fazla var. Ama bir de kalsiyum fosfor yönünden oldukça zengin bir meyve. Dolayısıyla papayanın aslında tüketilmesinde birinci öncelik metilasyon dediğimiz, yani hücrenin kendini onarabilme, hücrenin kendini toparlayabilme gücünü yerine verme açısından papaya çok etkili. Metilasyona çok büyük destek alıyor. Metilasyon vitaminlerini direkt olarak içeriyor. İkincisi hücrenin asidozunu, yani hücrenin çok fazla asidik hale gelip böylece kendini yok etmesini, kanserleşmesini engelliyor. Hücrenin kendini toparlayabilmesini sağlayarak hücrenin gençleşmesinde inanılmaz fayda sağlıyor. Kalsiyum fosfor yoğunluğu çok fazla olduğu için de özellikle menopozdaki hastalarda kemik erimesini engelleme, kemik erimesi olan hastalarda kemik erimesinin desteklenmesi anlamında inanılmaz faydalı. Şimdi bakın biz bunu bir kestik öncesinde. Bu şekilde kesip böyle giriyorum. Tabii çok güzel meyve. Tatlı bir meyve. Öncelikle onu söyleyeyim. Tadı muhteşem. Böyle kavun ama tatlı bir kavun tarzı bir şeyi var, özelliği var. Güzel güzel de gidiyor. Yani hakikaten günde bir tane papaya yerseniz çok etkili olur. Papaya, pasiflora, bunların hepsi, diğer bütün vitaminleri organik olarak üreten Antalya yöresinde çok fazla üretici var. Ve bu üreticiler benim tabii tercih ettiğim yeri şimdi aşağıda görüyorsunuz. Özellikle tercih ettiğim firmayı görüyorsunuz. Bunları oradan temin ederek düzenli olarak tüketebilirsiniz. İnsanın aklına bu tarz tropik meyveler çok pahalıdır diye geliyor. Halbuki hiç öyle değil. Çok da uygun fiyatlı meyveler. Dolayısıyla hem çok faydalı, mineral ve vitamin anlamında çok fazla desteği alabileceğiniz saf, hem de çok değerli bitkiler.